Değerli arkadaşlar, bu videoda Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden bahsedeceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi seyirler. Herkese merhaba. Bu videomda Abdülhamit'in tahttan indirilmesini size anlatmak istiyorum. Tabii ki bunu sizlere aktarırken farklı kaynaklardan faydalanıyorum. Bu sebeple videoyu iki aşamalı yapacağım. Her iki aşamada da faydalandığım kaynakları size söyleyerek sizlerin de eğer arada unutulan bir detay var mı yok mu, atlanılan bir yer olabilir mi veyahut da kaynaklarda farklı geçen noktalar bulunuyor mu, bunları birebir anlatmış olacağım. Sizler de aynı kaynaklardan teyit ederek detaylarına bakabilirsiniz. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini öncelikle Enver Ziya Karal'ın Büyük Osmanlı Tarihi'nin son cildinde yazdığı şekliyle vermek istiyorum. Hareket ordusu İstanbul'a girdiği gün zaten Abdülhamit'in tahttan indirilmesi meselesi de başlamış oluyor. Abdülhamit zeki ve kurnaz bir padişah. Bu ihtimali her zaman kendisi düşünüyor. Şimdi sarayı teslim almaya gönderilen Şevket Turgut Paşa içinde pek çok asker bulunduğunu sanarak sarayın, Yıldız Sarayı'nın etrafını kuşatıp beklemeye karar veriyor. 25 Nisan günü büyükelçilerden birinin bir memuru Yıldız'a gelerek efendisinin padişaha hizmete hazır olduğunu bildiriyor. Burada Abdülhamit gayet milli bir tavır göstererek yabancı bir devletin himayesine girme niyetinin olmadığı cevabını veriyor. Aynı gün sarayın direnmeye kalkışması halinde yakılacağı söylentileri de dolaşmaya başlıyor. Oysa ki sarayda bekçilik yapan 30 tane er bulunmakta. 26 Nisan'da sarayın elektrikleri kesiliyor. Yıldız karanlık bir gece geçiriyor. 27 Nisan'da hareket ordusu askerleri başlarında er üniformalı subayları olduğu halde saraya giriyorlar. Saraya girdikten sonra ahçı, kilerci, kahveci, odacı tarafından kimi buldularsa tutukluyorlar. Harem dışında kalan yerler işgal ediliyor. Tabii ki bu durumda elektrikler kesik, saray yeterli miktarda yiyecek de temin edemiyor. Bir iki gün sıkıntılı bir gün geçiriyor saray mensupları Yıldız'da. Bu durumda Abdülhamit'in tahttan indirilmesi süreci biraz da meşakkatli bir şekilde kendisi için başlatılmış oluyor. Şimdi bu tahttan indirilme sürecinin bir öncesine ve daha sonra da yani hükümet tarafından alınan karara akabinde de indirilme meselesinin nasıl gerçekleştiğine gelelim. İlk olarak Millet Meclisi'nde yapılan toplantılar ve alınan kararı size aktarmak istiyorum. 27 Nisan günü saray korkulu yaşamını sürdürürken mebuslar ve ayan meclisleri Millet Meclisi halinde Yeşilköy'de Sait Paşa'nın başkanlığında toplandılar. Padişah genellikle 31 Mart ayaklanmasından sorumlu tutulmaktaydı. Anayasayı koruyacağına yemin ettiği halde ayaklanma sırasında bu doğrultuda herhangi bir girişimi görülmemişti. Tersine isyancılara para yardımında bulunduğu konusunda da bir kanı vardı o dönemlerde. Bu kanı Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğu tarafından da benimseniyordu. Bu suretle de Abdülhamit'in tahttan indirilmesi problemi ortaya çıkmış bulunuyordu. Millet Meclisi bu problemi çözümlemek yolundaki çalışmalarına devam etmek üzere Yeşilköy'den İstanbul'a gelerek Ayasofya'daki binasında toplandı. 27 Nisan'da yapılan toplantıda 31 Mart ayaklanması ile meşrutiyet yönetimine vurulmuş olan darbe üzerine memleketin dört bir yanından Bağbali'ye, Mebuslar Meclisi'ne ve Ayan Meclisi'ne gönderilmiş olan protesto telgraflarının bazıları okundu. Bunlarda 2. Abdülhamit'in düşürülmüş olduğu ve hutbelerde adının artık geçmeyeceği belirtilmekteydi. Bundan sonra ilk sözü alan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, millet ve memleketin selameti için Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar verilmesini önerdi. Ancak Osmanlı Devleti'nin anayasa hükümlerince de bir Müslüman devleti olması nedeniyle bu konuda bir fetvaya gerek duyulmaktaydı. Ahmet Muhtar Paşa'nın demeci alkışlarla karşılandı. Fetvanın hazırlanmasına kadar Millet Meclisi'nin sürekli toplantı halinde bulunması ve içeriye hiç kimsenin girip çıkmasına yer verilmemesi kararlaştırıldı.
Bunlardan sonra Şeyhülislam Mehmet Ziyaeddin Efendi ve fetva emini Hacı Nuri Efendi meclise getirtilerek kabine üyeleri, mebuslar ve ayan meclisleri başkanları ile birlikte fetvanın hazırlanmasına girişildi. Fetva emini ilkin fetva vermemek için direndi. Padişahın tahttan indirilmesinde uğur bulunmadığını öne sürdü. Padişahın bu durumda tahttan indirilmesi biraz sıkıntılı bir hal almaktaydı. Fetva emini padişahın tahttan indirilmesi yerine kendisine tahttan vazgeçmesinin önerilmesinin daha uygun buluyordu. Ne var ki Abdülhamit buna şu gerekçeyle yanaşmadı. Ben saltanattan vazgeçmeyeceğim. Bu 31 Mart olayını bana isnat ediyorlar. Bunu hiçbir yönden kabul etmem ve sorumluluğunun ve lekesinin benim üstümde kalmasına razı olamam. Bir komisyon mu yoksa bir yüksek divan mı kurulur? Her ne suretle olursa olsun tahkikat yapılsın. Bunu yapanlar meydana çıkarılsın. İşte bu şartlarda ben saltanattan vazgeçerim. Bu aktardığım Abdülhamit'in kendisine saltanattan vazgeçmesi yönünde yapılan telkinlere vermiş olduğu cevap. Bunun üzerine fetva düzenleyip Şeyhülislam tarafından imza edildikten sonra meclise gönderildi. Şimdi bu fetva metnine gelelim. Müslümanların imamı olan Zeyd'in bazı önemli şeriat meselelerini şeriat yapıtlarından silip çıkarması ve sözü edilen yapıtları yasaklaması ve yırtıp yaktırması ve devletin hazinesinden boş yere harcamalar yaparak onu şeriate aykırı olarak kullanması ve şeriate dayanmaksızın tebaayı öldürmek, hapsetmek veya sürgüne göndermek gibi zulümleri adet ettikten sonra doğruluğa yönelmek üzere söz verip and içmiş iken andını tutmayarak Müslümanların hal ve gidişlerini büsbütün bozacak ve halkın birbirini öldürmesine varacak büyük kargaşalıklar çıkarmakta direnmesi dolayısıyla Müslümanlardan söz sahibi kimseler Zeyd'in zorbalığının önüne geçtiklerinde İslam memleketlerinin birçok yerlerinde onu tahttan indirilmiş tanıdıkları üzerine sürekli haberler gelip onun yerinde kalmasından zarar geleceği kesin görüldüğünden ve ayrılmasından da iyilik umulduğundan Zeyd'in imamlıktan ve padişahlıktan vazgeçmesini teklif etmek ve tahttan indirilmek yollarından hangisi yetkili kimseler tarafından uygun görülürse o yolda hareket edilmesi vacip olur mu? Bu soruya verilen cevap. El cevap. Olur. Bu fetva Osmanlı tarihinde verilmiş olduğu bilinen birçok fetvalar gibi din ile devletin birleşmiş olmasının bir sonucu olarak dinin siyasete alet edildiğini gösteren parlak bir metindir. Padişahın 31 Mart'ın hazırlanmasında rol sahibi olduğu anlaşıldığı takdirde durumu ne olacaktı? Bütün bunlar düşündürücü problemler. Bu nedenle halkın alışmış bulunduğu geleneksel bir yoldan gidilerek meşrutiyet devrinde de Zeyd'in hareketi hakkında Şeyhülislam'ın fetvasına başvurulmuştur. 2. Abdülhamit'in şeriat kitaplarından kelimeler çıkarttığı, bazı kitapları da yaktırmış olduğu, devlet hazinesini israf ettiği, birçok kimseleri sürgüne göndermiş olduğu gibi suçlamalar zaten daha önce de vardı ve bir kısmı da doğruydu. Fakat bunlar 2. Meşrutiyet'in duyurulmasından önceki hadiselerdi. Bu devrenin hesabı da Meşrutiyet'in duyurulmasından sonra Mebuslar Meclisi'ni padişahı yerinde bırakması ile kapanmıştı. Yani burada şu denilmek isteniyor. Abdülhamit'e böyle suçlamalar var, doğru. Ancak bunlar meşrutiyet ilanından önceydi ve hükümet kendisini, yani padişahı yerinde bırakarak bu mevzuyu zaten kapattı. Geçmişe yönelik şu an bir hesaplaşma, yani 31 Mart bahane edilerek daha önceki yaptığı, işlediği suçlar bu zaman padişahın önüne getiriliyor. Usul olarak bu yanlış deniliyor. Fetvanın 31 Mart ayaklanması ile ilgili suçlamalarına gelince bunlar fetva verenin kanısı ile saptanacak dinsel cinsten olmayıp siyasal nitelikteydi. Üstelik
yine bu anayasaya göre sorumsuzdu. Vatana hıyanet halinde normal yargı örgütlerince suçunun ve cezasının saplanması gerekmekteydi. Zaten kendisi de bunu istiyordu. Yargılamanın yapılmasını istiyordu Padişah Vahdettin. Ne var ki böyle bir olayın Osmanlı tarihinde de örneği yoktu. Kaldı ki yargılamaya gidildiği ve suçsuz olduğu anlaşılınca o zaman durum, pardon, suçlu olduğu anlaşılınca veyahut da suçsuz olduğu anlaşılınca durumu nasıl değerlendirilecekti? İşte Abdülhamit'e isnat edilen bazı suçlar ve kendisinin tavrı. Ben bunu şu anda birebir size kitapta olduğu gibi naklettim ki herhangi bir kelime oynaması, bir hata olmasın. Burada görüldüğü üzere padişah kendisine isnat edilen suçları kabul etmiyor, yargılama yapılsın diyor. Ancak bu yargılamanın da Osmanlı hukuk tarihinde bir örneği olmadığı, padişahın vatanı ihanetten bu zamana kadar yargılanmadığı için, peki suçsuz olursa ne olacak? O zaman meşrutiyeti belki feshedebilir. Suçlu bulunursa ne olacak? Padişahın cezaevine atıldığı görülmemiş bir olay. Yani burada meclis biraz daha oldu bitti hareket ederek padişahı fetvasını da alarak hal edip, yani padişahlık görevinden azledip onun yerine diğer Mehmet Reşat'ı, 5. Mehmet Reşat'ı geçirme yönünde iradesini kullanmış oluyor. Şimdi diğer aşamaya geçelim. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine. İşin bir garip tarafı da fetva üzerine karar verecek olan Millet Meclisi, Abdülhamit'in 7 defa başkanlığında, Abdülhamit'in 7 defa sadrazamlığını yapmış olan Said Paşa'nın başkanlığında toplanıyordu. Abdülhamit yaptıklarını sadrazamları ve Şeyhülislamları aracılığıyla yapmıştı. Yani bu durumdan aslında Said Paşa da Şeyhülislam da sorumluydu. Abdülhamit bir suç işlemişse. Çünkü onların da fetvası ve onayları vardı. İstibdat devri söz konusu olunca onlara da bir suç payı mutlaka düşmekteydi. Halbuki onlar artık zeyt olmaktan kurtulmaktaydılar. Ortada zeyt olarak da kala kala sadece Abdülhamit kalıyordu. Said Paşa Millet Meclisi kürsüsünde bir hürriyet kahramanı gibi kurularak sözü edilen fetvayı okudu. Az önce size aktardığım fetvayı. Sonra ayağa kalkarak milletvekillerine şöyle seslendi. Bu bölümü de size aynen naklediyorum. Efendiler, bilinen nedenlerinden dolayı ve okunan fetva gereğince Sultan 2. Abdülhamit'in saltanat tahtından ve halifelikten düşürülmesine karar veriyor musunuz? Milletvekilleri ayakta olduğu halde gürültüler arasında bu soruya olumlu karşılık verdiler. Başkan Paşa, bundan sonra boşalmış olan tahta anayasa gereğince padişah adayı Mehmet Reşat Efendi'nin çıkmasını oya koydu. Milletvekilleri yüksek sesle "Yaşasın padişahımız Sultan Mehmet Han Hamis" diye bağırarak yeni padişahı selamladılar. Millet Meclisi tahttan düşürülme kararını düşmüş olan padişaha bildirmek üzere üyelerinden ikisi Mebuslar Meclisi'nden, diğer ikisi ayandan olmak üzere 4 kişilik bir kurul seçti. Bu kurula ayandan eski yaverlerden Arif Hikmet Paşa ile Ermeni Katolik cemaatinden Aram Efendi, mebuslardan da Draç mebuslarından Esat Paşa ile Selanik Yahudi cemiyetinden Karasu Efendi girdiler. Fetva gibi dinsel bir içtihatın bildirilmesi için böyle bir kurulun görevlendirilmesi daha ilk anlarda direnme ile karşılandı. Gerçekte ise Abdülhamit'e bildirilecek olan fetva değildi. Fetva üzerine Millet Meclisi'nin almış olduğu bir karardı ve bu kararın da karakteri kesin olarak siyasal idi. Fetva sadece burada işin esası bir görüntüydü. Kurula ulema sınıfından kimsenin seçilmemiş olması, eskiden bu sınıfa ait olan bir hakkın bundan böyle Millet Meclisi'ne geçmiş olduğunu göstermekteydi. Bu da çok önemli. Kurula Ermeni ve Yahudi üyelerinden kurula Ermeni ve Yahudi üyelerden de seçilmiş olmasının
sebebi meşrutiyeti duyurmak ve 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için birlikte çalışmış olan Osmanlıların birliklerinin devam etmekte olduğunu gösterme maksatlıydı. Bu konu zaten çok eleştirilmiş bir konu. Hatta orada padişah beni azletmek için bir Ermeni, bir Yahudi ve bir kişi daha söylüyor. Gele gele bunlar mı geldi diye. Tam o sözünü şu an hatırlamıyorum ama o tarz bir sözü var. O dönemde de bunların seçilmesi, yani biz gayrimüslimler de dahil bütün Osmanlı milleti tebaası olarak, pardon, halkı olarak padişahı görevden azlediyoruz. Bu konuda birlik içindeyiz anlamında bu kişilerin de yer aldığını söylüyorlar. İkinci Abdülhamit taht değişikliğini bildiren topları işitince artık her şeyin bittiğini anladı. Sarayın Küçük Mabeyn denilen yerinde kuşku içinde bulunduğu sırada sözü edilen kurulun kendisini görmek istediği bildirildi. Kurula sarayı korumaya memur Galip Bey Paşa da katılmıştı. Abdülhamit kurulu kabul etti. Esat Paşa düşük, yani tahttan indirilmiş padişahı selamladıktan sonra, biz Mebuslar Meclisi tarafından geliyoruz. Fetva var. Millet sizi tahttan indirdi. Ama hayatınız emindir dedi. Abdülhamit metanetini korudu ve şu karşılığı verdi. Bu işi ben yapmadım. Sebep olanları millet arasında kendisi bulsun. Ben milletimin iyiliği için çok çalıştım. Hepsi mahvoldu. Hepsinin üstüne sünger çekildi. Kaderim böyleymiş. Sebep olanları varsın, millet bulsun. Yalnız bir ricam var. O da hayatımın Çırağan Sarayı'nda muhafaza edilmesidir. Zaten ben yorulmuştum. Hiçbir şey istemem. Hiçbir şeye karışmam. Milletten bunu rica ederim. Kurul bu konuda söz söylemeye yetkili bulunmadığı ve görevinin sona ermiş bulunduğunu söyleyerek saraydan ayrıldı. Bundan sonraki süreci de kısaca size nakledeyim. 2. Abdülhamit'in Selanik'e sürülmesi. Tabi buradan alınıyor, direkt Selanik'e götürülüyor Abdülhamit. Çünkü sarayda, Çırağan Sarayı'nda kalırsa zaten veya İstanbul'da can güvenliği de tehlikeye girebilir. Gece yarısından sonra Hüseyin Hüsnü Paşa, yani hareket ordusu komutanı Fethi Bey Okyar ve Galip Bey gelerek Abdülhamit'e Selanik'e götürüleceğini bildirdiler ve hazırlanmasını istediler. Abdülhamit öldürüleceğinden kuşkulanarak Selanik'e gitmek istemedi. İki tarafında isteklerinde direnmesi trajik bazı konuşmalara sahne oldu. Haremde kadınlar telaşlanmışlardı. Hal edilmiş, görevinden alınmış padişahın yanında bulunan Şehzade Abdurrahim Efendi de ağlıyordu. Başkatip Cevat Bey'in adeta aklı başından gitmişti. Harem kapısından askerin yukarıya çıkmaya başlaması bu şaşkınlığı büsbütün arttırdı. Burada Galip Bey'in gür sesi işitildi. Koskoca şanlı bir ordu hayatınızı temin ediyor. Bu konudaki karar kesindir. Fakat bu teminatı İstanbul'da kalırsanız veremiyor, sorumlulukta kabul etmeyiz diyordu. Abdülhamit başka çıkar yol olmadığını anlayınca küçük şehzade Abdurrahim Efendi ile eşlerinden ve hizmetkarlarından bazılarını da yanına alarak saraydan ayrılıp Sirkeci'ye götürüldü. Orada da özel bir trene bindirilerek Selanik'e götürülmüş bulundu. Bu olay ile Osmanlı tarihinde onun adını taşıyan bir devir kapanmış oluyordu. Bir sonraki videoda da İttihat ve Terakki'nin iktidara geçmesi bölümünü size anlatacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.